O akşam ne yaptın sen öyle ya? İçimizde bir çıkması geldi onlar ama. Anlamıyorum ben bu işi ya. Gene gitti bizim iddia. Ulan sen de vermeyi engellemiştin zaten ya. Vallahi adamı dinlemedik. Olacak işte hiç. Neyse ödevleri yaptınız mı? Aha ben yaptım yine yardım. Ver. Neyse birazdan gidelim moralimiz. Hoca gelince. İyi bakalım. Abi ne gelecek biz hocayla yine ya? Ayıp etmeyin ya. Dur başlayalım. Geçen gün dediniz 5'te 5
toplamasını on eder. Tamam dedik. 6 ile 4'ü topladınız, on eder. Bana da bir şey demedik. 7 ile 3'ü topladınız, yine on çıkardınız yani. Hepsini on eder mi ya? Siz 29'dan 9'u çıkardı, 1 mi buluyorsunuz? Bir efendim, sonra keseceksin. Haklısınız hocam, 29'dan 9 için şimdi kalır mı? Benim matematiğim çok iyi. Ne kadar öyle aldın, ne kadar? Gel, gel. Gel bakalım. Şimdi nasıl yapacağım? İkisi bu bakalım. İşte burada hocam. Kim öğretti? Davun, marmuz, kabak! Gelin. Buyurun. Eyvah, müfettiş geldi. İyi dersler hocam. İyi dersler efendim. Nasılsınız hocam? İyi efendim, hoş geldiniz. Tamam. Kahvaltı mı yapılmış, bu ne ya? Benden önce öğrenciler yapmışlar, benim bir bilgim yok. Siz yemediniz mi? Yok, ben yemedim. Hocam siz de yeseydiniz, aşkımla ders anlatılır mı hiç? Katılıyorum. Kusura bakmayın, ben çok sık gelemiyorum, çok ziyaret edemiyorum sizi böyle. Yani... Ama efendim bazen siz gelmezsiniz, çok dolusunuz. Siz sen bir defa geldin, o da çok. Mahcup ettiniz beni efendim. Ben, bizim oğlan dediydi, öğretmenimiz çok iyi diye de ben... şey, ihtimal vermemiştim bu kadar yolacak. Ne sanıyorsun? Ben Ahmet'im babasıyım. Baba, baba! Ahmet! Yok, Ahmet'im babasıyım ben. Baba, baba! Ben kasam. Kasap mı? Evet. Ek 35 lira oldu, yiyelim, görmüyor musun? Biz nasıl giyiniyor, bak. Vay be. En son ben et aldım da kilosu 5 verdi. Demek ki ben yemeliyim, çok zaman oldu. Et satmıyor, yiyelim, altın satmıyor. Neyse, sizin oranın durum nasıl değil mi? Ya, sıra hep hayraldık peşinde. Ödemeni yapmıyor, yapınca da yanlış yapıyor. Geçen gün bir harç ödevi verdim, İstanbul'u İnsanoğlu da göstermiş. Ama evet benim. Onu o haritayı babam çizmişti. Ben askıya gidiyorken haritacıyım dedi. Babası değil mi? Ama baba. Neyse ben gideyim. Gideyim efendim. Size iyi dersler. Sınıfın da çıkışı bayağı karışık. Baba baba. Akşam oyun falan var. En son hemen almışsın. Hocam siz gençliğinizde çok iyi güreşçimsiniz, öyle diyorlar. Evet hocam ya. Öyle diyorlar hocam. Hadi evet doğru, şimdi anladım evet. Ben çok iyi güreşçiyim. Bir gün dağda geziyorum. Evet. Böyle karşıma 2 metre bir ayı çıktı. Ayı beni görünce hemen başladı peşeri çekmeye. Ben de başladım, çekiyorum böyle. 2 saat peşeri çekti. Son ayı bana bir elense etti, ben de ayı ettim. Al ha, bul ha diyor da yuvarlanıyorum. Güreşçim güreş. Güreşçim güreş. Gelişemedim. Sonra ayağa kalktı. Hocam çok sağ ol, çok güzel bir gösterdi. Selam attı, gitti. Vay vay vay. Ne yaptın ya? Kim? 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum güneş daha iyi olmaz. Hocam. Buyurun beni, ne istedin? Diploma. Ne diplomas lan? Bildiğin diploma. Oğlum diploma şey, öğrenci olman lazım. Ben en son 15 sene önce öğrendim. 3-5 gün geldim, baktım bir şey olmuyor. Gittim perdivan oldum. Geç olur, hadi dersen alırsın. Sağdırmayın, ben yarın gelir alırım. Parası neyse veririz. Yok ya! Öyle olmaz mı işte? Bak hoca, veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyorum, ne olacak? Gözü verip seni! Tamam hocam, sana bak! Yürü lan! Git! Bir de dayak tutuyor. Yürü lan! Bir de insan buralarda! Oğlum hocam bak lan, çabuk yürüyorum nasıl şimdi? Oğlum hocam. Neyse, ders de bitti. Ödeme bana gelme ya. Tamam, ders ödeme. Ya canım iyiyim. Allah Allah, bunlar da ne oldu anlamadım ki. Haa, bunlar aynı sesini gerçek sandılar galiba. O ders salma gibi etkinlikti. Neyse, olsun. Bu kabul artık ödeme yaparlar. Ben de gideyim bari. Efendim, ben bir kültür dersinin görüşmecisiyim. Siz de benim bir arkadaşımın oğlunun öğretmenisiniz. Sizden hep övgüyle bahsederdi. Emekli olduğunuzu söyledim. Sizinle bir görüşme yapmak istiyorum. Ne dersiniz? İşinize yarayacaksa yapın. Çok teşekkür ederim efendim. Ne kadar oldu ayrılalı? 10 sene oldu. Bir veli toplantısından sonra ayrıldım. Sayın hocam, kaç yaşındasınız? Kaç gösteriyorum? 60, 65 yaşında gösterin. Yuh, amma abarttınız. 50 yaşındayım. Erken çöktüm. Bu 50 yılın kaç yılını öğretmenliğe verdiniz? 20 yıl. Koskoca 20 yıl. Dile kolay. 20 yıl. Geriye baktığınızda ne görüyorsunuz hocam?
Toz. Toz mu? Ne toz? Tebeşir tozu. Hayret, sanat mevsimi konuşmayı seviyorsunuz. Bizim nesi böyledir. Hoş sözle hoşlanmayın. Nereye baktığımda gözleri ışıl ışıl parlayan çiçeklerimi, öğrencilerimi görüyorum. Ne güzel. Emekli oldunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun. Çok yorgun. Ama mutlu. Anlıyorum. Peki hocam, 30 yıllık öğretmendiniz. Elinizde şu an ne var? Bir tesbih. Yani? Yani hiçbir şey. Hala kirada oturuyorum. Bir evim bile yok. Emekli paranızla bir şey yapamadınız mı? Hiçbir şey yetmedi ki. TOKİ'ye gireyim dedim. Sonra vazgeçtim. Neden? Düşündüm. Ev bitene kadar bizim yaş biter. Daha yaşınız gençtir efendim. Evet. Yaşım genç ama beynim yaşlı. Peki emekli paranızı ne yaptınız sonra? Bankaya yatırdık. Emekli maaşıyla kirayı ödüyoruz. Bankadaki parayla da geçinmeye çalışıyoruz. Eşiniz de öğretmen miydi? Hayır, ev hanımıdır. Biraz da çocuklarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Üç çocuğum var. İkisi kız, bir erkek. Üçü de evli. Allah bağışlasın efendim. Amin. Peki hocam, sokakta okula giden öğrencileri görünce neler hissediyorsunuz? Ah, okul benim yuvamdır. Kendimi yuvasına soğumuş gibi hissediyorum. Ne zaman sokağa çıksam, ayaklarım beni bir okulun önüne götürüyor. Peki hocam, bir öğretmen olarak öğretmeni tanımlar mısın? Öğretmen, insan yapan bir tornat. Çok güzel tanımladınız. Efendim, en çok nerelerde görev yaptınız? Doğuda, hep doğuda. Son 5-6 sene kentlerde çalıştım. Kuşkusuz o köyde hatta ilginç olaylarla karşılaşmışsınızdır. Rica etsem bir tanesini anlatır mısın? Evet, birçok yer ve birçok insan gördüm. Ama bir köyde soy isminden çok sıkıntı çektim. Köy tamamen bir aşire. Soy ismi, hepsi soy ismi Toprak. Soy ismi Sarp olan bir ben vardı. Sınıfımda 5 tane Mehmet Toprak, 4 tane Ayşe Toprak vardı. Onlara numaralarla hesap ederdim. Gerçekten çok iyiymiş. Hocam, rica etsem unutamadığınız bir anınız da varsa anlatır mısın? Anı çok. Bir gün otobüste gidiyoruz. Yolculardan bir tanesi iPhone'un çalındığını söyledi. Hadi otobüs karıştı. Hemen arabayı çektik bir karpon önüne. Polisler geldi. Sıra yolcuları almaya başladılar. Sıra bana gelince o yolcu dedi ki, o öğretmendir, ona dokunmayın, o çalmaz. Diğer yolcular da onu tasdik ettiler. Bu durum beni çok duygulandırdı. Öğretmene verilen değerin, saygının, güvenin hali hat safhada olduğunu gördüm o zaman. Gerçekten anlamlı bir yoldan. Peki iPhone bulundu mu? Evet. Genç bir yolcu üzerinden çıktı. Sayın hocam, size bir sorum daha olacak. Bunca zamandır, yani bu kadar öğrenci yetiştirdiniz, yüksek mevkiye gelenler var mı? Olmaz mı? Üniversiteye birçok hoca yetiştirdim. Hatta şimdi duyuyorum, orijinal etkinlik yaptırıyorlarmış. Helal olsun, kim öğretti? Bir de nimet var, bakan oldu nimet. Keşke öğrenciyken çektiği sıkıntıları hatırlasa da şu eğitim kadrosunu bir yaptırsa. Öğrenci hocam. Geçti, ben de söyleyeyim. Ben Türkçe öğretmenliği bölümü mezunuyum. Ben de o etkinliklerden nesibini alan biri olarak şu an 6 senedir atanamıyorum ve gördüğünüz üzere mesleğimi icra edemeyip bir kültür dergisinin görüşmecisiyim. Ve bu konuda gerçekten birilerini uyar... Hocam, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun, yüreğinize sağ olun.